Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek dün gece beyin kanaması geçirdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Sonradan yalanlansa da öldüğü şeklindeki haberler muhalifleri tarafından coşkulu kutlamalarla karşılanırken taraftarları haber alabilmek için hastanenin önüne koştu. Tablo bir yanıyla Mısır'da halk arasındaki kutuplaşmanın da bir göstergesi. Mısır'da devrik liderin uyandırdığı yegane duygu öfke değil. Hüsnü Mübarek'in hastaneye kaldırıldığı haberleri yayılır yayılmaz çok sayıda Mısırlı da hastanenin önüne koştu. 84 yaşındaki eski liderin Kahire'deki Madi Askeri Hastanesi'nde ölümle pençeleştiği bildiriliyordu. Mübarek koltuğuna veda ettiği 2011 Şubat'ından bu yana geçen zamanın büyük bölümünde hastanelerdeydi. Hatta sadece bu ay iki kez elektroşok verildiği haberleri yayınlandı. Dün gece de beyin kanaması ya da kanamaları geçirdiği, kalbinin durduğu, şimdi ise solunum cihazına bağlı halde olduğu bildirildi. Ancak ayrıntılar net değil, resmi açıklama yok ve söylenti çok. Buraya Cumhurbaşkanı hakkında haber alabilmek için geldim. Çünkü onun arkasındayım. İyi olduğundan emin olmak istedim. Çünkü biliyorum ki medyada, hele de Mısır medyasında yayınlananlar doğru değil. Sonradan yalanlansa da gece geç saatlerde yayılan Mübarek öldü haberi, iktidara teslim ettiği askeri konseyin siyasi rolünü perçinlemesine karşı Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce kişi arasında bayram havası esmesine yol açtı. Hastane önünde ise hava gergindi. Mübarek yandaşları ve karşıtları arasında zaman zaman atışmalar yaşandı. Pek çok mübarek muhalifi eski liderlerinin durumunun ağırlaştığı haberlerine şüpheyle bakıyor. Sağlık durumunun mübareki çarptırıldığı ömür boyu hapis cezasından kurtarmanın yolunu yapmak için kullanıldığından şüphe ediyor. Tüm bunlar aslında Mısır halkı arasındaki derin görüş ayrılıklarının da bir göstergesi. No doubt, when you have 8.5 million Egyptians voting for Ahmed Şafik, şüphesiz Ahmed Şafik'e geçmiş dönemin bir mirasçısına oy veren 8.5 milyon Mısırlı olması Mısır'ın ne derece bölünmüş olduğunun da göstergesi. Peki neden milyonlarca Mısırlı Ahmed Şafik'e oy verdi? Mübarek'in dönüşünü istediklerinden değil. Mısırlılar çok zorda, çok yorgunlar. Yoksulluk sınırında ya da altında yaşayan 43 milyon Mısırlı var. Çoğu Mısırlının özlemi istikrar, evlerine ekmek götürmek. Ahmed Şafik ne vaat etti? İstikrar, güvenlik, istihdam, büyüme. Oyları Mübarek'e değil Ahmed Şefik'eydi. Ama ortada hala almamız gereken önemli bir ders var. Mısır son 16 ayda çok değişti. Mısırlılar bugün Mübarek görevden ayrıldığı gün olduklarından çok daha bölünmüş durumda. Eski Başbakan Ahmed Şefik dün Cumhurbaşkanlığı seçimini kendisinin kazandığını ilan etti. Aynı Müslüman kardeşlerin hafta başında kendi adayları Muhammed Mursi için yaptığı gibi. Yarın resmi açıklama yapıldığında sonuç ne olursa olsun itiraza hedef olması da bu nedenle olası. Peki meclisin feshedilmiş olduğu bu siyasi belirsizlik ortamında Mübarek'in sağ olup olmaması dengeleri nasıl etkileyebilir? Mübarek is symbolically very significant. He was at the head. Mübarek sembolik olarak çok önemli. Elbet ülkenin başındaydı ama gerçek şu ki sahneden çıkışı Mısır'ın siyasi yapılarında bir değişim yaratmaz. Bugün Mısır'daki mesele Mübarek'in kurduğu sistemden kurtulmak. Yani ordu, parçası olduğu ilişki ağları, eskiden iktidardaki Demokratik Parti, kayırmacı kapitalizm. Mübarek bugün ya da yarın ölüp sahneden çekilse de sistem baki. Sistemin kökleri derinlere iniyor. Bugün yarın Mısır'da göreceklerimiz Mübarek'in inşa ettiği bu yapıları yıkıp yenilerini kurma mücadelesi. Uzmanlara göre bu mücadele daha uzun süre devam edecek. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ise bunun ilk aşamalarından biri olabilir.